Bize derecesi 3 olan bir polinom veriyorlar ve polinomun sıfırlarını ya da x ekseni kesim noktaları interaktif grafik üzerinde göstermemizi istiyorlar. Grafik için interaktif diyorlar ama bunun Khan Akademi alıştırmalarından aldığım bir ekran görüntüsü olduğunu söylemek istiyorum. Eğer Khan Akademi alıştırma ekranında olsaydık sıfırları grafik üzerinde işaretleyebilirdik. Yine de bu polinomun sıfır değerini almasını sağlayan x'leri yani polinomun sıfırlarının hangileri olduğunu bulmaya çalışalım değil mi? Sonra da grafik üzerinde nerede olduklarını gösteririz. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce siz çözmeye çalışın. Buradaki püf noktası bize verilen üçüncü dereceli denklemi çarpanlarına ayırmak. Çünkü zaten aradığımız şey de bu ifadenin sıfır değerini almasını sağlayan x değerleri. Evet, 5x küp artı 5x kare eksi 30x eşittir 0. Ve bunu da bu ifadeyi çarpanlarına ayırarak daha kolay bir şekilde bulabiliriz. Bu tarz ifadeleri çarpanlarına ayırmak için ben öncelikle terimlerin ortak bir çarpanı olup olmadığına bakarım. Hepsinde 5 ve x var, öyle değil mi? O halde bunu 5 çarpı x parantezine alabilirim. Hemen yazıyorum. 5x çarpı 5x üzeri 3'ten 5x'i alırsam geriye x kare kalır. Bundan 5x alırsam, evet, artı x. Bundan 5x alınca da geriye eksi 6 kaldı. Elimizde 5x ile buradaki ikinci dereceli polinomun çarpımı var. Peki bunu çarpanlarına ayırabilir miyiz? Bana toplamları 1, e, bunun 1x olduğunu düşünebiliriz öyle değil mi? Ve çarpımları da eksi 6 eden iki sayı söyleyebilir misiniz? 3 ve eksi 2 değil mi? Evet, evet sanırım doğru. Hemen yazıyorum o halde. 5x çarpı x artı 3 çarpı x eksi 2. Bu yaptıklarımı ilk defa görüyorsanız Kan Akademi'nin ikinci dereceli denklemlerin çarpanlarına ayrılması videolarını izlemenizi öneririm. Eşittir sıfırı da unutmayalım bu ifadenin sıfır değerini almasını sağlayan x değerleri, 5x'in 0 olmasını sağlayan x değeri olabilir, öyle değil mi? Çünkü eğer 5x 0 olursa, bunları 0 ile çarparız ve sonuçta 0 olur. 5x eşittir 0 yazıyorum. İki tarafı da 5'e bölersek, x'in 0'a eşit olduğunu buluruz. Ve evet, x eğer 0 olursa, bu 0 olur ve bunun sonucu olarak da 0 elde ederiz. Buna ek olarak, x artı 3'ün 0'a eşit olmasını sağlayan x değeri de bunu 0 yapar, öyle değil mi? İki taraftan 3 çıkarır x eşittir eksi 3. Son olarak bir de x eksi 2'nin 0'a eşit olmasını sağlayan x değeri var, öyle değil mi? İki tarafa 2 eklersek, bu da x eşittir 2. İşte bu kadar. Polinomun 0 değerini almasını sağlayacak 3 tane x değeri bulduk ve bunlar polinomun sıfırları ya da x ekseni kesim noktalarıdır. Birisi x eşittir 0'da, bir diğeri x eşittir eksi 3'te ve sonuncusu da x eşittir 2'de. Khan Akademi'nin alıştırma ekranında olsaydık grafik üzerinde bu noktaları işaretleyecektik ve işimiz bitecekti. Peki bu sıfırları bulunca grafiğin neye benzeyeceği konusunda bir fikir elde ettiğimizin farkında mısınız? Neden diyecek olursanız bunun grafiğinin x eksenini nerede keseceğini artık biliyoruz diyebilirim. Bakın grafik buna benzeyen bir şey olabilir. Ya da ya da bu şekilde buna benzeyen bir şey. Evet. Tam olarak neye benzeyeceğini bulmak içinse bu kesim noktaları arasında birkaç x değerini daha denememiz lazım.